kör ile gören bir değildir. Ve karanlıklarla aydınlık da, gölgelik ile sıcaklık da, diriler ile ölüler de bir değildir. O zaman normalde demek ki neymiş? Ayet-i kerimede kör ile kör olmayan, görenler bir mi? Değil. Kafirle mümin bir olur mu? Olmaz. O zaman diriyle ölü bir olur mu? Olmaz. Karanlıkla aydınlık bir olur mu? Olmaz. Cenab-ı Hak zıddıkları Kur'an'ında beyan ediyor. Bir şey zıddıyla muhkim. Onun zıddı olmazsa bizim onu anlamamız mümkün değil çünkü. Yani günah işleyen de olacak, işlemeyen de olacak. Neden? Günah işlemeyenin ne olduğunu anlayacağız biz. Veya günah işleyen olacak, günah işleyenin ne olduğunu anlayacağız. Ve bu tabii ayet-i kerime devam ediyor. Muhakkak ki Allah dilediğini işittirir, sen kabirlerde olanları işittirecek değilsin diyor. Fatır suresi 19'dan 22'ye kadar. Yani normalde bakın kabirlerde olanlara işittirecek değilsin. Yani kabirlerde olana işittirecek değilsin dediğinde o kimse dünyada yaşıyor. Dünyada yaşarken ölü hükmünde. Neden? O çünkü iman etmedi. Neden? Onun kalbi çalışmadı. Neden? O iyi amellerde bulunmadı. O yüzden o dünyada yaşarken kabre girmiş gibi o kimse. Kabre girmiş gibi. Çünkü o imanı yakalayamadı. Allah muhafaza eylesin. O yüzden bütün her şey zıttıyla muhkim. Beyaz varsa siyah var. Siyahın siyahlığı beyazla anlaşılacak. Renklerin zıtlığı, insanların zıtlığı, varlığın içerisindeki bütün her şey zıtlıkla hakim. Allah'ın sıfatları da aynı. Allah'ın daraltan sıfatı da var, genişleyen sıfatı da var. Allah'ın öldüren sıfatı da var, dirilten sıfatı da var. Bakın sıfatlarında dahi zıtlık var. Eğer sıfatlarında zıtlık olmamış olsaydı biz Allah'ı tanımlamakta da güçlük çekecektik. Göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde akıl sahipleri için elbette ayetler vardır. Demek ki gece ile gündüz. Gündüz olmazsa gecenin kıymeti, gece olmazsa gündüzün kıymeti bilinmeyecek. Gecenin gece olduğu gündüz de sabit. Gece gündüze muhtaç, gündüz geceye muhtaç. Gündüz geceye gebe, gece gündüze gebe. Ve gece ile gündüz birbirini kovalıyor. Biz eğer gece olmazsa gündüzün kıymetini bilmeyeceğiz. Biz gece olmazsa gece varmış diye gecenin varlığından da bilmeyeceğiz. Bir şeyin zıttı yok ise, bir şeyin zıttı yok ise bu Allah'ın zatı hariç onun varlığı bilinmez. Bakın onun varlığı bilinmez. O yüzden alemler dahi kendi zıttıklarını yerine getirir. Alem. Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu alemler zıttıklarla doludur. Cennet, cehennem örneğin zıttıklarla doludur. Alemi ervah, alemi berzah zıttıklarla doludur. Görünen alem, görünmeyen alem zıttıklarla doludur. Bakın zıttıklarla dolu. Bir şey görünüyorsa görünmeyeni de vardır. Biz görünmeyenden görüneni tanır, görünenden görünmeyeni tanırız. Bakın bunların hepsi de zıttıklarla mümkündür.